Ünye El Ele Derneği ve Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü Gençler El Ele Okuyor, Kütüphane Zenginleşiyor adlı kitap dağıtımı etkinliği bugün Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda gerçekleşti. Türkiye'nin dünyadaki en fazla genç nüfusunun olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Ama okumayan bir genç nüfusu sadece bizim için bir şişmanlık olmaktan başka bir şey olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu yaptığımız etkinlik gençlerimizi okumaya teşvik etmekte, okuyan bir gençlik yapmakta, onlara okuma açısından fırsattan yararlanmaktan ibarettir. Bizler size elimizi kitaplar yoluyla ulaştırdık. Sizler de inşallah ülkemize bu elinizi yarın faydalı işler yapmakta kullanarak uzatırsınız diye temenni ediyorum. Sözlerimi çok uzatmadan emeği geçen, desteğini esirgemeyen tüm katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından dün düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada partililere uyarılarda bulunan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi diye rehavete girmek yok ifadelerini kullandı. Önümüzde hızla bu sistemin getirmiş olduğu yeni yönetim modelinin gereklerini yerine getirmeye başladı. Onun için de ayın 21'inde, inşallah 21 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan yapılacak olan olağanüstü kongreyle AK Parti'nin genel başkanı olarak partisiyle irtibatını kuracak ve ona devam edecek. Bu 2019'da 3 önemli seçimle karşı karşıyayız. Önce yerel seçimleri yapacağız. Arkasından aynı gün genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimini yapacağız ve böylece memleketimizde halkın oylarıyla gerçekleşmiş olan anayasa referandumunu uygulayacak olan yeni sisteme halkın oylarıyla geçmiş olacağız. Numan Kurtulmuş, Büyük Türkiye idealleri için küskünlüklerin ve dargınlıkların bir kenara bırakılması gerektiğini de söyledi. Büyük Türkiye idealine inananları, yeniden güçlü Büyük Türkiye ideallerine inananları hep beraber bir araya getireceğiz ve yürüyüşümüzü daha sağlam bir şekilde inşallah gerçekleştireceğiz. Kahvaltı günün en sağlıklı yemeğidir.
O halde sizi her sabah 70 çeşit ürünüyle kahvaltıcıma, sağlıklı kahvaltı yapmaya çağırıyoruz. Peynirinden zeytinine, reçelinden balına kadar sıcak soğuk 70 çeşit kahvaltı ürünü yelpazesiyle sizleri güne en iyi şekilde hazırlamaya talibiz. Sunumdan bulundurduğu kahvaltılıklara kadar orijinal içeriğe sahip kahvaltıcım her gün usta ellerinden çıkan 10 çeşit yemeğiyle de damak zevkinize hitap ediyor. Yöresel Gürcü kavurması başta olmak üzere sizleri ve misafirlerinizi kendi evinizdeymiş gibi ağırlamak istiyorsanız sizleri kahvaltıcıma bekliyoruz. Özenle seçilmiş malzemeler, damak zevkinize uygun 70 çeşit kahvaltılık ürün ve her gün 10 çeşit yemeğiyle kahvaltıcım Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'nde. Telefon numaralarımız 0452 324 8155 0544 631 52 52. Ben bir haber aldım baba. %99 doğru deniliyor. Pide. Fırından bizim çocukla da konuştum. Pide bitmiş. Anneciğim. Pide sen... bitmiş. Nasıl? Bitmiş. Daha? Pide bitmiş. Pide bitmiş. Pide bitmiş. Pide bitmiş. Pide bitmiş. Bizde bu lezzetler oldukça pide kalmaz ne sahura ne iftara. Doğal olarak bizden. Referandumunun ardından AK Parti'de ilk toplantı gerçekleşti. AK Parti Ordu İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi toplantısına teşkilat mensupları, belediye başkanları ve milletvekilleri katıldı. Toplantıda ilk konuşmayı AK Parti Başkanı Avukat Uğur Çelenk gerçekleştirdi. Çelenk referandum başarısını değerlendirerek 21 Mayıs'taki AK Parti Kongresi'ne gitmek isteyen herkesi götüreceklerini söyledi. İnşallah bundan sonraki Türkiye hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Eski bir Türkiye olmayacak. Kürsüye Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz çıktı. Yılmaz, safları sıklaştırmamız lazım diyerek olumsuzlukların nedeni içimizde dedi. Saflarımızı biraz daha sıklaştıracağız. Arkadaş biz dışarıda düşman aramaya gerek yok. Bizim Cumhuriyet Halk Partili ile Milliyet Hareket Partili ile falanca ile bir işimiz yok. Başımıza ne geliyorsa bu salonun içinde ve salonun içindekilerin bağlantıları marifetiyle geliyor. Kim ne konuşuyorsa, kim ne aleyhte bir propaganda yapıyorsa buradan çıkıyor bu. İçimizdeki hainler var, hainler içimizde. O hainleri içimizde barındırmamamız lazım, içimizde. Başkan Yılmaz'ın ardındansa konuşan isim AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu oldu. Artık şu dedikoduları, birbirimizle uğraşmaları bir kenara bırakmamız lazım. Toplantıda son konuşan isim ise AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımızla alakalı ordu yerelinde birileri bir şeyler söylüyor. Ya Ankara'da bunun hiçbir etkisi yok ki. Niye? Çünkü Enver Yılmaz bu partinin kurucu il başkanı. Enver Yılmaz bu partinin temelini atmış birisi. Yani ben şunu söylüyorum. Ya bu partide Enver Yılmaz'a bir şey olursa partinin kapanması lazım. Onun için birilerinin bu beyhude çabasını biz Ankara'dan sadece gülerek izliyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği Üye Şubesi Başkanı Ali Rıza Ateş, referandum ve sonrası ile ilgili basın açıklaması yaptı. Mesajımız şudur. Cumhuriyet değerlerimizin bir bir talibatına vesile olacak olan ve dünyada eşi benzeri olmayan bir ucube rejim değişikliğinin ülke insanına kabul ettirilmesi için tüm devlet imkanları, maddi ve manevi baskı ve korkutmalar, yazılı ve görsel basının yanlı tutumları, devlet televizyonları da dahil olmak üzere tüm kamu ve yerel yönetimler, Diyanet, evrindeki camiler ve imamlar, tüm kamu ve yerel yöneticilerin de dahil edildiği akıl almaz bir biçimde, üstelik o hal koşulları içinde hukuka aykırı bir şekilde yaptıkları eşit şartları taşımayan kampanyalara rağmen
Cumhuriyet değerlerine ve devamına, laikliğe, eşit adalete, tam bağımsızlığa ve parlamenter sistemin devamına karar veren ülkemizde %49.7'lik bir kesim bu ucube anayasa teklifine hayır diyerek elinin tersini etmiştir. Bu gerçekten tarihi bir zafer ve bir dik duruştur. Esasen bu oranın %50 bandının üstünde olduğunun tescillenmemesi için elindeki kanunu uygulamayan ve kendisini yasa koyucu olarak gören ve aldıkları icazete uyarak halkın iradesinin çalınmasına destek olan YSK'nın verdikleri yazılı karar seçim tarihimize kara bir leke olarak düşmüştür. Meydanlarda zafer çığlıkları atanlar esasında bitişin çığlıklarıdır. Bu başarı değil, bir kucaklama değil, şahsi ikballerin ve ona destek olanların hezayanıdır. Arzanoğlu Tarım Ürünleri İşletmecisi Ersin Şahin Arzanoğlu, fındık piyasası hakkında Çakır TV ekranlarına değerlendirme yaptı. Fındık fiyatımız 10 lira faturalı, 9,5-9,75'ten ele para geçiyor. Fiyatlarında biraz sıcaklık var. Bunun sebebi olarak da fındıkta bir sıkıntı olduğu söyleniliyor, rekoltenin düşüklüğüyle ilgili. Ama bana göre biraz daha erken, çünkü bu ayın sonuna kadar fındık doğum yapar derler. Ben bu ayın sonunda daha iyi, net bir rekolte bekleneceğini bekliyorum. Daha iyi bir rekolte çıkar herhalde. Ayrıca fiyatımız şu an 10 lira, 9,5'tan para geçiyor. Eski fındık yine 1 lira düşük fiyatta. Küllenmeyle ilgili bu sene şimdiye kadar müşterilerimizden bir şey duymadık, şikayet duymadık. Hatta biraz önce yine bir köylümüzle sohbet ettik. Ben göremedim diyor. Geçen sene bu günlerde aslında küllenmeyle ilgili sıkıntılı gözüküyordu ocaklarda ama şimdi gözükmüyor diyor. Tahmin ediyorum daha iyi olacak fiyatlarda biraz bir kıpırdama olması. Biraz daha ama ben yine de Mayıs sonunu beklemeyi şey yapıyorum. Çünkü doğru rekolte Mayıs sonunda belli olur. Fındıkta tehlike her zaman var. Şimdi tabii günler geldikçe işte bundan sonra samı var, kurağı var. Geçen yıl yakın tarih olduğu için ben arkadaşlarımızın dikkat etmesi gereken bir husus. Herkes tırpan vurmaya gittiğinde fındığın kaybolduğunu, çok güzel fındık görünüyordu ama fındığın kaybolduğunu söylediler. Çuvala girinceye kadar fındığın tehlikesi her zaman var.